Ve şimdi de Tayfun Taşdemir biliyorsunuz İstanbul bölgesi oyuncusu. Ama aslında bir dünyalı öyle diyelim. Dünya şampiyonu ve Tolga Han da tam da Ankaralı hatta Gölbaşılı bir Evet. sporcu. İnönü okulunda buradaki İnönü okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Atletik bir yapıda zaten. Ve dün de enteresan şu an oyuncular Tayfun Taşdemir 5 dakikalık ısınma süresini kullanıyor. Haber değeri taşıyan sansasyonel bir hadise gerçekleşti dün. Tolga Han Kiraz tek ıstakada 23 sayı kaydetti ve Türkiye rekoruna ortak olmuş oldu. Biliyorsunuz dünya rekoru 28, Türkiye rekoru ise 23'tü. Murat Çelik tarafından bu gerçekleştirilmişti birkaç sene evvel ve 24. sayıyı kaçırdı ama 23 sayı çekerek tek elde, tek ıstakada Türkiye rekorunu egale etmiş oldu, ortak olmuş oldu bu rekora. Sevgili seyirciler, bu arada ısınmalar devam ederken hemen aktarayım. Tolga Han Kiraz son 64'te yani son 32'ye kalma maçında Selahattin Bektaş'ı 40-26 yendi. Son 32 turunda bu arada bir şu anda anons var, onu dinliyoruz. Sermet Dağlı maçın hakemlerinden biri şu anda anonsa başlıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli bilardo severler. Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası 2023 erkekler ikinci etap yarı final müsabakasına hepiniz hoş geldiniz. İkinci yarı final müsabakamız 2 numaralı masada oynanacak olup maçı yönetecek hakemlerimizi anons etmek istiyorum. İlker Yıldırım, İzmir bölgesinden. Emre Yüksel, Ankara bölgesi hakemlerimizden. Ve sporcularımızı anons ediyorum. Tayfun Taşdemir. Tolga Han Kiraz. Tüm sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyoruz. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Sayın Dağlı başlangıç anonsunu yaptı ve şu anda mücadele başlamak üzere. İlk vuruşu kimin yapacağını belirlemek adına bir bant atışı yapılıyor. Kısa bantta en yakın atışı yapan sporcu oyuna başlayacak. Evet, beyaz top şu anda kısa banta daha yakın bir pozisyonda ve Tayfun Taşdemir oyunu açılış vuruşuyla birlikte başlatacak. Az önce sporcuların buraya nasıl geldiklerinden bahsediyordum ama ilk boşlukta tekrar yarım kaldı. İlk boşlukta tekrar size aktaracağım o sonuçları. Evet, bu avantajlı pozisyondan en yüksek verimi elde etmeye çalışacak Tayfun Taşdemir. Evet, gayet net bir şekilde sayıyı gerçekleştirdi. Kırmızıyı önüne aldı. Evet ve evet, klasik pozisyonlardan biri olan turnike pozisyonuyla karşı karşıya şu an Tayfun Taşdemir. Evet, aslında Tayfun Taşdemir geçtiğimiz ay Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Orada da başarılı bir turnuva çıkarmıştı aslında. Evet, ikinci sayısı da geldi. Kırmızı da tekrar seri bölgesine doğru ilerliyor. Tekrar kırmızıyı önüne almayı başardı yani. Orada yarı finalde Vietnamlı sevgili Tran karşısında kaybetmişti. Ama enteresan tabii bir turnuva olmuştu onun için. Özellikle 22'ye 1 mağluptu Blondal karşısında ve oradan maçı çevirip kazanmayı bilmişti. Hem de 50'ye 39. Müthiş bir performanstı. Merckx'i yendi. Eddy Merckx'i Belçikalı. Berkay Karakurt'u elemişti. Ama turnuvaya hasta olarak gelmişti. Antibiyotik tedavisi almıştı.
maçtan önce de kendisiyle görüştük. Asla hani bahanelere sığınan bir yapısı olmaz. Çok profesyonel bir oyuncu biliyorsunuz. Ama artık vücudum bir noktada fiziksel olarak yoruldu dedi. Ve şu an serisine devam ediyor biz bir yandan konuşurken. Evet, üst üste sayılar buluyor. Tayfun Taşdemir oyuna iyi başladı. Bu arada tabii bilardo severler çok iyi biliyor ama ilk defa izleyen veya çok sık izlemeyen bu sporu izleyicilerimiz için hemen söyleyeyim. 40'a ulaşan isim kazanacak. 20'de bir devre arası var ve 40 sayı alan isim bu mücadeleyi kazanacak. Hemen Rıfat Hocam'a soruyorum. Hocam, son ıstaka hakkı var mı bu organizasyonda? Yok. Yok. Yani, o kural uygulanmıyor. Anladım. Yani beyaz top veya sarı top fark etmez. Kim önce 40'a ulaşırsa maç o anda bitecek sevgili seyirciler. Evet. Dolayısıyla beyazın teorik olarak bir ıstaka fazlayla maçı bitirme ihtimali şu an mevcut. 40'a ulaştığı sayı... takdirde sarı son ıstakasını oynayamamış olacak. Evet. İki sistem var zaten. Bu iki sistemden birisi. Son ıstaka hakkının kullanılmadığı sistem. Evet, 5 sayı üst üste Tayfun Taşdemir'den 6. sayısını almak için şimdi atışını gerçekleştirdi. Bir 5 bant üzerinden sayıyı alma çabası vardı ama çok küçük bir farkla bu sayı kaçıyor sevgili seyirciler. Evet. Yakın çekimde de gördüğümüz gibi epey köşeye girince açı daraldı ve oradan çıktı kırmızıya değmeden. İlk ıstakada 5 sayı alıyor Tayfun Taşdemir. İyi bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz ve şimdi Tolga Hankiraz ilk atışlarını yapacak. Evet. Genel itibariyle Tolga Hankiraz'ın artık bir karakter haline dönüşmüş diyebiliriz pekala. Son dönemeçlerde sağlam bir psikolojiyle oynadığını, sinir yapısıyla mücadele etmeyi başarabildiğini, o cenderelerden çıktığını defalarca gösterdi kendisi. Hatta bazen maç başlarına tutuk bir görüntü dahi sergilediği oluyor. Bu arada tabii Tolga Hankiraz 2014 Milli Takımlar Dünya Üçüncüsü olmuş bir sporcu. 2009'da da gençlerde bir Avrupa üçüncülüğü vardı. Rakibi ise Tayfun Taşdemir ise uluslararası arenada çok daha fazla, hatta sayısız diyebileceğimiz, yani saymak şu anda çok zorlayabilir ve büyük vakit alır. O kadar çok başarısı var ki kendisinin, bir dünya şampiyonluğu, 3 dünya kupası etabı zaferi, 4 dünya kupası ikinciliği, 10 kez dünya kupası üçüncülüğü var ve Türkiye'nin de 7 kez kazandığı milli takımlar dünya şampiyonluğunun 5'inde de takımda yer alarak bu başarıda ter dökme gururunu yaşamış oldu Tayfun Taşdemir. Gerçekten bir büyük usta var Tolga Hankiraz'ın karşısında ve tabii Tayfun Taşdemir karşısındaki performansı bakalım nasıl olacak. İlk ıstakada bir sayı üretti Tolga Hankiraz ve sıra tekrar Tayfun Taşdemir'de. Evet, Tolga Han dediğimiz gibi ilk ıstakadan çok öyle karlı, bereketli ayrılmadı. Bir sayıyla ayrıldı. Ama tabii ki böylelikle riske etmiş oluyor. Karşısına dediğin gibi, anlattığın başarı tablosu söylediği gibi bize tehlikeli bir oyuncu var. Evet, sarının solundan efe kare düşündü fakat yok, yeterince döndüremedi. Kısa banda tekrar çarpmadı. Evet, tekrar çarpmadı. Evet. Tabii efe kare ilk banttan sonra, diğer banda çarptıktan sonra tekrar aynı banda topun gelmesi anlamına geliyor. Önemli vuruşlardan biri 3 bant bilardoda. Ve Tayfun Taşdemir de az önce Tolga Hankiraz gibi bu ıstakada bir sayı üretebildi ve Tolga Hankiraz için şimdi tekrar oyuna başlangıç safhasında ortak olma şansı var. Kalan pozisyon nasıl hocam? Yani bir avantajlı bir durum söz konusu mu? Aslında zorluk derecesi yüksek. Zaten toplu çözümler çok kısıtlı. Ve Birikol'e yöneliyor. Evet, Birikol efe kareye yöneldi. Yok, o da yeterince döndüremedi. İlk önce beyazı hedeflemişti 3 banttan sonra ama kırmızıya gitti. İkinci ıstakada
sayı bulamıyor. Tolga Hankiraz tekrar Tayfun Taşdemir'de sıra. Tayfun Taşdemir son 32'ye yükselme maçında Ümit Demircan'ı yendi. Son 32 karşılaşmasında Seyfi Soner Burhan'ı mağlup etti. Son 16'da Denizcan Akkoray'ı yendi ve son 8'de çeyrek finalde Emrullah Başeymez'i yenerek yarı finale yükselmeyi başardı Tayfun Taşdemir. Evet, klasik bir triple dediğimiz çözüme gidiyor. Evet, başarıyla gerçekleşti. İkinci sayı için birazcık uğraşması gerekecek. Çok da istediği gibi olmadı sanki. Evet, bu arada Tolga Ankiraz'ın bahsettiğin uluslararası başarılarına ilaveten 2013 ve 2017'de de Tayfun Taşdemir'le final oynayıp kaybetmişti. Ama 2022'de şeytanın bacağını kırıp 3. etapta geçen sene yani Ömer Karakurt'u mağlup edip ilk kez şampiyon olmuştu. Türkiye şampiyonasında. Evet, Türkiye şampiyonu 2013 olmuştu. Ve 17'de Tayfun Taşdemir'le Türkiye şampiyonasında final oynadı. Evet. Evet. Evet, ama oradan çıktı. Evet. Hı hı. Hafif küçük bir dezavantaj vardı ama onu bertaraf etti. Evet, dediğin gibi Tayfun Taşdemir'le milli takımı oluşturmuşlardı 2014 yılında. Bronz madalyayla dönmüşlerdi. Bu arada Tayfun Taşdemir de 3. ıstakada üst üste 3. sayısı için atışını yapıyor. Evet, kırmızının solundan ince, evet, net, emin adımlarla bir sayı gerçekleşti. Şu an dünya sıralamasında 36. sırada Tolga Hankiraz. Bu sene biliyorsun Tayfun Taşdemir'in Las Vegas'ta Dünya Kupası 1. etabı kazanmışlığı söz konusu. 1. etabın galibi Dünya Kupası'nda. Sonrasında Blondal 2. etabı kazandı. 3. etabı Vietnamlı Tran kazandı. Önümüzdeki hafta 4. etap oynanacak. Hollanda'da Wehl kentinde. Oraya gidecekler bu turnuvanın hemen ardından. Evet, bir zikzak denedi ama yok. Çok dar açıyla yol aldı Beyaz. Tayfun Taşdemir 3. ıstakada 3 sayı aldı ve 9-1'lik üstünlüğü yakaladı. Tolga Hankiraz şimdi 3. ıstakada vuruşlarını yapacak. Bu arada Las Vegas'tan bahsettiniz Rıfat Hocam. Şubat ayında, Şubat ve Mart ayında, yani Şubat sonunda başlayan ve Mart'ın başında sona eren turnuvada Hun Ji Kim'i Tayfun Taşdemir, evet, 50-39'la yenmeyi başarmıştı. 34 ıstakada 1.4 ortalamayla oynayarak final maçını kazanmıştı ve finale gelene kadar da grupta Jeremy Burry'i, Berkay Karakurt'u, Murat Naci Çoklu'yu yendi. Son 16'da yine Berkay Karakurt'la karşılaştı ve rakibini yendi. Çeyrek finalde Vietnamlı rakibi Du Chan Chien Nguyen'i yendi. Yarı finalde İtalyan Marco Zanetti'yi yendi. Ve finalde de dediğim gibi Güney Koreli Kim'i yenerek Las Vegas'ta Dünya Kupası etabını kazanmıştı Tayfun Taşdemir. Evet, çok doğru. Yaşadığımız depremin hemen ardından, evet, gerçekleşmişti, evet, ve final sayısını aldıktan sonra ıstakasını dahi kaldıramamıştı. Dramatik bir, hani, üzüntü ve sevinç arası, evet, bir teselli olabildiysek ne âlâ sözüyle tamamlamak zorunda, evet, kaldı turnuvayı. Evet. Tolgahan da 2 sayı üretmeyi başardı, evet, hocam. Hemen masaya dönersek 3. ıstakada sanıyorum bir seri gelebilir bundan sonra. Evet. İstediği gibi gidiyor işler. Siz ne dersiniz? Evet, o birikoli çözdü. Oyunu açtı. Kapalı oyunu. Savunmasını Tayfun'un açmış oldu. Şimdi bir seri. Dediğin gibi maç başında maça ortak olabilmesi için şu an seriye ihtiyacı var. Evet, 5 banda gidiyor. Beyaz önünü keser mi? Kesmedi. Evet, tuştan da kaçmayı, evet, başardı ve sayıyı aldı. Evet, böyle ısındığı anlarda zaten dinamik bir profil sergiliyor. Masa başında görüyorsun, evet, dolaşıyor, evet, şu an çevik canlı adımlarla. Buralarda yüksek seriler geliyor genelde ama tabii ki bilardo bu. Pozisyon zorlukları var. Evet, muhtemelen 3 banttan bir... Yoksa 5 bant mı? Bakacağız şimdi. Biz biraz uzak olduğumuz için
Evet, 3 banttan bir çözüm düşündü. Direkt üstüne. Gayet net. Üst üste 4. sayı Tolga Hankiraz'dan seriyi yakaladı. Ve bakalım Tayfun Taşdemir'i 3. ıstakada yakalamayı başarabilecek mi? Tolga Hankiraz şu anda 9-5 oluyor. Skor farkı 4'e indiriyor. Evet. Seyircilerin de yoğun ilgisi söz konusu burada. Çünkü özellikle Tolga Han'ın seyircileri tabii ki daha fazla. Tolga Han buralı çünkü. Tabii, hem de bu semtli. Evet. Evet ve gayet güzel bir sayı geldi. 9-6 oluyor. Evet. Tabii Tolga Han Kiraz'ın taraftarları demek daha doğru olabilir. onun hemşehrileri burada ama Tayfun Taşdemir'i de çok seven, onu usta olarak gören, ki kendisi tabii ki bir usta. Ustayı da izlemek için burada olan tabii isimler var tabii mutlaka tribünlerde. Şu an çok kaliteli bir bilardo izliyor oyuncular. Zaten Tayfun Taşdemir'in hayranları beş kıtayı sarmış durumda şu an. Evet, üst üste 6. sayı ve bir sporcunun yakaladığı, bir oyuncunun yakaladığı en yüksek seriyi bu karşılaşmada Tolga Hankiraz şu anda yakalamış durumda. 6 sayılık bir seriyi üretti. Evet. Zaten Avrupa içinde bulunduğumuz kıta Avrupa liglerinde de zaman zaman oynadı etti. Evet. Ama Asya ve Güney Amerika'da da muhteşem taraftarları var. Evet. Tayfun Taşdemir. Nasıl bir pozisyon hocam? Ne dersiniz? Kırmızının yine solundan klasik dediğimiz pozisyonlara yakın tuş meselesi var. Tuş kaçtı. Evet. Gayet güzel bir sayı alıyor. Evet. Kırmızıyı o boşluğa doğru gönderdi. Evet. Tuşu bertaraf etti. Biliyorsun tuş meselesi bilardonun en önemli evet meselelerinden biri. Kesinlikle. 9-8 bu arada fark 1'e iniyor. Evet. Tabii bazen tuştan bilinçli bir şekilde sporcular kaçıyor ama bazen de şans eseri tuştan kaçtıkları oluyor. O pozisyonlarda da rakiplerinden centilmence özür diliyor sporcular. Evet, beyaz tuş bölgesinden çıktı. Sayıya gidiyor. Evet. Evet. Hani söz ettiğim gibi şu atletik postür, şu ritmi yakaladığı zaman Tolga Han yüksek serilere kavuşuyor. 9-9 oldu, beraberliği evet yakaladı. Hocam o atletik duruş oyunda önemli mi? Tabii. Atletik ve aynı yani zamanda... Yani fizik önemli mi? Bence fizik çok önemli. Sonuçta sürekli masaya yatmak durumunda oyuncular biliyorsun esnek bir evet kassal kondisyonda olmaları gerekiyor. Ama aynı zamanda sadece postür değil... Bir ritmi var şu an fark ettiysen şu evet serisinde. Evet. Gayet evet, bak görüyorsun ne kadar hassasiyet gerektiren bir atış ve çok iğne deliğinden. Evet, çok geçirdi, ince gördü. Çok ve ince gördü. Yumuşak evet bir vuruş yaptı. Evet. Temposu gayet iyi. Değil mi hocam? Tabii, şu anda evet, çok iyi bir tempoyla oynuyor. Belki dediğin gibi biraz sert atsa o ince hattı yakalayamayacak. Evet. 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 Mesela Semih Saygıner de çok vücuduna iyi bakan birisidir. Evet. Sporu yapar ve gayet iyi bir fizik yapısına sahip. Bu tabii oyunda önemli olduğunu o da biliyor. Ve sanıyorum 60'larında şu anda Semih Saygıner. 59, evet. 59, 60'a yaklaştı. Aha, evet. Ve 30 yaşındaki bir delikanlı fiziğinde tabii, nazar kesin değmesin diyelim. Maşallah, o da evet çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Öne geçti bu arada Tolga Hankiraz ve 5 bant üzerinden kırmızı topa doğru gidiyor. Sanıyorum sayıyı aldı. Evet. Evet, harika bir çözüm geldi. Böyle düz 5 bant dediğimiz 4 banttan aldığı, yani uzun bandı görmeden direkt kırmızıya gitti ve beyazı önüne almış oldu şu an. Çok avantajlı bir pozisyon yakaladı. Yani o mental ve fiziksel senkronu yakaladığı anlar var oyuncuların evet maç içerisinde. O bölümler var. Az önce sevgili Taşdemir'le de bunun üzerine konuşuyorduk. Beyazın solundan sanıyorum hocam bir vuruş. Evet, evet, ters turnike yine. Direkt olması gerekiyor. Evet. Çünkü olmasa dönüşünde yok değil mi? Evet. Dönüşünde o pozisyon evet yok. Sayı evet yoktu. Evet. Üst üste 11.
seri. Şimdi bir taraftan da bakıyorum. Tolga Hankiraz zaten çeyrek finalde de 23 sayılık seriyle, siz yayının başında söylediniz hocam, Türkiye rekorunu egale etmişti. Şimdi burada acaba bu rekoru kırabilir mi diye düşünüyorum. Hani bu tempoyu yakalamışken, bu ritmi yakalamışken. Bu arada şunu da söyleyelim. 10 bin liralık ödülün de, yüksek seri ödülün de sahibi oldu dün. Niye ikinci 10 bin olmasın değil mi? tabii ki. Ama biz bunu derken sanıyorum bir temas yok. Evet. Beyaz'ın çok yakınından kaçtı. 11 sayılık bir seriyle. Evet, ama karşılığını vermiş oldu. Kesinlikle. Evet. 11 sayılık bir seriyle 3. ıstakayı tamamlıyor. Evet. Tabii buradan da aslında çeyrek finalde yaptığı işin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Burada 11 sayılık seride şöyle hepimizi heyecanlandırdı. Bir de bunu 23 sayı olduğunu düşünün. Muhteşem. Bunun iki katı bir seriyi yakaladığını düşünün. Gerçekten büyük iş. Evet. Kendisini tekrar tebrik edelim ve 4. ıstakaya geçiyoruz. Hocam sarı çok yapışık. Evet. Bir dezavantaj olur mu bu taş demir için? Evet, ama açıyı evet dediğin gibi ayarlayarak onu tekrar bertaraf etti. Direkt üzerine. Evet. Gidiyor ve sayıyı alıyor. 4 banttan. Evet, şimdi avantajlı temastan sonra avantajlı açıldı toplar. Bu da biliyorsun önemli bir etken. O 3. topa temastan sonra, değil mi? Son kalan topların vaziyeti açık kaldı ve şu an havuzla devam edecek. Küçük bir havuz var orada. Evet. Klasik atışlardan. Evet, Tolga Han'ın serisi üzerine de konuştuk sevgili Tayfun'la. Meditatif bir durum aslında, Rifat dedi bana. Düşünsene dedi, sürekli dedi mesaj bombardımanı altında yaşadığımız bir çağdayız dedi. Sürekli Instagram'dan, Facebook'tan, ama o 23 sayıyı çekerken dedi uzun bir odaklanma süresi. Yaklaşık evet. 20 dakikalık. Şu an dedi insanoğlu dedi 20 dakika veya insan evladı diyelim. 20 dakika odaklanmakta çok zorlanıyor dedi. Kesinlikle. Oo, balığa mı gidiyor? Evet, ilk balık, evet, büyük evet, bir evet. balık gelmiş oldu. Evet. Gerçekten bilardo'nun insanların odaklanmasına, hele böyle bir mesaj bombardımanı altında yaşadığımız bu dönemde bir katkısı olduğunu söyleyelim. Evet, üst üste 3. sayıyla Tayfun Taşdemir de şimdi beraberliği yakalıyor. İki sporcunun da maça çok iyi başladığını sanıyorum hocam söyleyebiliriz. Derken ben sevgili hocama pası attım ama suyunu içiyordu Rıfat hocam. Hocam afiyet olsun. Ne dersiniz? İyi başladılar mı? Çok sağ ol. Katiyetle doğrusun. İlk periyot başa baş geçti. Şimdi ikinci periyot kapışmasındayız. Evet. Hani değil mi? Basket gibi de düşünebiliriz. 40 Tabii sayı ki. Çekildiği için 4'e bölelim. Tabii ki. Evet. Evet, şimdi bir Birikol. Sarıyı kesmesi lazım. Evet. Gayet başarılı. Zaten biliyorsun hassasiyet oyunları kategorisinde World Games'te, dünya oyunlarında bilardo yer alıyor. Tam bir hassasiyet atışıydı az önceki atış. Öne geçti Tayfun Taşdemir tekrar karşılaşmada. Umarız böyle gider ya. Evet, evet, evet. evet. Çekişmeli biz Onur'la bir maç. Her zaman gaddar olma pozisyonunu seçiyoruz. Oyuncular için büyük bir sancı ama bizim için bir zevk tabii ki bu rekabet. Çekişmeli rekabet dozunun yüksek olması çok hoş bizim için. Evet, sevgili Onur'u andık ama şükür ki bugün yine TRT'nin tecrübeli bir bilardo spikeriyle beraberiz. Estağfurullah, sağ olun. Onur Kılıç bizim spiker arkadaşımız. Kendisi kano yarışlarını şu günlerde anlatıyor. Muğla'da. Evet, Muğla'da Köyceğiz'de. Ben görevi devraldım ve gerçekten bu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yerleşkesinde olmaktan da mutluluk duyuyorum. Sevgili seyirciler, burada Haziran ayında bir Dünya Kupası etabı düzenlenecek. Onu hemen söyleyeyim. 2024 senesinde. 2024'ün evet. Dünya Kupası sezonunda aslında Şubat'ta burada düzenleniyordu ama Sayın Başkan Ersen Ercan'la konuştum. Kendisi daha iyi bir mevsimde düzenlemek istediklerini, daha iyi bir hava koşullarında düzenlemek istediklerini ve bu nedenle Haziran ayına aldıklarını söyledi. Haziran'da burada büyük heyecan var. Bunu da hem Ankaralılara hem Türk bilardo severlere duyuralım. Üst üste 6. sayının ardından farkı 3'e çıkartıyor Tayfun Taşdemir. Hemen kalan pozisyona bakalım sevgili hocam. Evet, yine klasik bir pozisyon. Evet, görüyorsun esnek bir şekilde yattı masaya. Kırmızının solundan 3 banttan yarım triple gibi, küçük havuz gibi. Evet. Oh! Evet.
hassasiyet dozu çok yüksek bir vuruştu ve çok küçük bir farkla kaçtı sayı. Bu arada Tayfun Taşdemir de bu oyunda şu ana kadarki en yüksek serisini yakaladı. 6 sayılık bir seri üretti 4. ıstakada ve rakibiyle aradaki farkı bir noktada açtı, 3'e çıkardı. Tolga Hankiraz'ın 4. ıstakası başlıyor. Evet. Ve Tolgahan'a elverişli bir pozisyon bırakmış oldu. Zaten az önce toplar fark ettiysen ortadaydı. Buralarda biliyorsun savunma yapmak çok güç oluyor. Savunma düzeninden çıktı Tayfun ve sayı kaçırınca otomatikman açılmış oldu. Biliyorsun iki yönlü bir oyun. Hem hücumu düşünmek durumundalar. Kesinlikle. Aynı zamanda bir miktarda savunmayı düşünmek durumundalar. Daha modern bilardoda savunma, ne diyelim, düşüncesi daha az, daha hücuma yönelik oynuyor artık son 10-15 senedir oyuncular. Ama yine de savunmayı elden bırakmıyorlar elbette. Bu arada tempolu bir vuruşla sayıyı alıyor Tolgahan Kiraz. Tekrar görelim. Evet. İkinci sayı da geldi. Tekrar ensesinde Tayfun'un. Farkı bire indirdi Tolgahan Kiraz. Az önce söylediğin sözü destekler bir şekilde sevgili Necati. Einstein'a atfedilen bir söz var. Bilardo ileriyi düşünmenin iyi gelişmiş bir sanatıdır diyor. Sadece bir oyun değil, her şeyden önce talepkar bir spordur. Devam edeceğim. Özdeyiş'e evet. Aldı, evet. Ve beraberliği yakaladı ve serisi de devam ediyor. Başarılı bir sayıda açıkçası. İyi bir dayanıklılığın yanı sıra sporcudan hem bir satranççının mantıksal düşünme biçimini hem de bir konser piyanistinin sarsılmaz ellerini ister diyor Einstein. Harika, harika. Çok güzel bir tanım değil mi bu? Çok, çok güzel. İşte beden ve mantık kesinlikle kombinasyonunu aynı anda istemesi. Ve tabii hocam yani öyle bir, yani şu masada topların daima farklı noktalarda durduğunu, milimetrik de olsa farklı noktalarda durduğunu görüyoruz ve bu sonsuz olasılıklar içinde çözüm üretmeye çalışıyor sporcular. Evet. Oo, o da kılpayı dönüşü götürdü. Nasıl olur diye düşünüyorum ama tabii mümkün değil. Uzuna şu düştü, anda 3 sayıyla 4. ıstakayı kapatıyor Tolgahan Kiraz ve 15-15'lik eşitlik sevgili seyirciler. Gölbaşı Ankara Türkiye Bilardo Federasyonu yerleşkesinde bu güzel salonda, bu modern bilardo tesisinde Türkiye Şampiyonası'nın ikinci etabının yarı finalini izliyoruz ve Turgay Orağan rakibi bakalım kim olacak ikinci etapta? Tabii 4 etap var bu sezon, onu da hemen belirteyim. Kasım ayında ve Aralık ayında 2 etap daha olacak ve Aralık ayındaki final etabı ile birlikte en iyi 4 sporcu milli takımlarda ülkemizi temsil etme hakkını kazanacak. İlkbaharda Avrupa şampiyonaları var. Sonrasında Dünya Kupası, Dünya Şampiyonaları, bu sporcular ülkemizi temsil edecek. Evet. Bu sayıyı da anlatalım. İstersen sen birinci etabı da bir özetle. Evet, birinci sayısını aldı. Şimdi sarıya mı gidiyor? Sarıya bakıyor. Sarının solundan böyle bir uzun kısa uzun varyasyonu gibi düşünüyor galiba. Gördüğüm kadarıyla. Evet, çok dar bir açıyla gelmesi lazım. Yoksa kaçacak. Evet, evet, kaçtı. Evet. Bir sayıyla 5. ıstakayı Tayfun Taşdemir tamamlıyor. Bu arada tabii Tayfun Taşdemir finale yükselirse birinci etabın bir revanşı olacak ikinci etapta. Çünkü birinci etap finalinde de Tayfun Taşdemir, Turgay Orak finali vardı ve Tayfun Taşdemir o mücadeleyi kazanmayı başarmıştı. Tayfun Taşdemir oraya yarı finalde İbrahim Hayri Altuntaşları 40-30 yenerek, 23 ıstakada 40-30 yenerek gelmişti. Ve birinci etapta bu arada alınan puanlar sonucunda Türkiye klasmanındaki sıralamada şu anda Tayfun Taşdemir 600 puanla lider durumda. Turgay Orak 405 puanla ikinci sırada. Emrullah Başeymez değil mi hocam? 285'li 3 ve İbrahim Hayri Altuntaş'ta, Altuntaşlar'da 285 puanla 4. sırada. Tekrar hemen masaya dönelim ve yani Tolgahan Kiraz'a bakalım. Cisimde olmasa bile küçük bir balık geldi az önce. Sen
birinci etabı özetlerken, evet biliyorsun üçüncülük dördüncülük oynanmadığı için bütün evet, dünyada yarı bilardoda final sonrası evet, iki üçüncü kabul evet, ediliyor sporcular. Evet, iki üçüncü. Evet. Şu an yine evet kapışma devam ediyor. Kesinlikle. Arkası boş olabilir. Evet. Uzun geldi. Uzun geldi. Yeteri kadar çektiremedi kısaya doğru. Tabii orada tuş varyasyonları vesaire. Çok şey düşünmek durumunda biliyorsun. Oyuncular hem tuşları hesap ediyorlar, hem görüş kalınlıkları, falsolar, tempolar. Dediğim gibi seri bırakmaya, seri kompozisyonda oynamaya çalışıyor. Bir sonraki sayının elverişli kalması bir faktör. Aynı zamanda savunma yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yani kafalarında kaç tilki dönüyor. Bu arada 5. ıstakayı iki sporcu da birer sayıyla kapattılar. Stres dozunun, heyecan dozunun yükseldiği anlardayız. Tayfun Taşdemir'in atışını izliyoruz ve evet, iki bantta kaldı Tayfun Taşdemir. Bu sayı kaçıyor sevgili seyirciler. Bu sayıların seyir zevki çok güzel oluyor olduklarında. Tayfun Taşdemir ilk defa bir ıstakayı sayısız geçti bu arada. Evet. Tolga Hankiraz da ikinci ıstakada sayı üretememişti ama ikinci ıstakadan sonra üçüncü ıstakada ürettiği 11 sayıyla maça ortak olmuştu. Şu anda 16-16'lık beraberlik. İşte Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yerleşkesi. Biz de hemen sağ üst köşedeki cam ekranlı bölümdeyiz ve bu nedenle de sesimizi rahat size duyurabiliyoruz. Bu cam ekranlı, bu özel anlatım bölümü olmasaydı böyle kısık sesle konuşmak zorunda kalacaktık. Salonda anlatsaydık. Bu da çok iyi düşünülmüş. Düşünenlere teşekkür ederiz. Rahat rahat sporcuların konsantrasyonunu bozmadan konuşabiliyoruz. Sevgili yönetmenim Baha Şahin de şimdi bana aktarıyor. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da bu salon yapılırken bizim arkadaşlarımızı, yayıncı arkadaşlarımızı çağırıp nasıl bir anlatım noktası yapalım diye bu projede bize sormuş. Gerçekten yayıncılara sormak büyük bir güzellik, iyi bir düşünce. Kendisi de bu düşünceyi hayata geçirmiş. Tekrar emeklerine sağlık. Evet, bir tiki diye tabir ettiğimiz İlk önce banda yöneldi. Tek bant bir kol diye de söylüyoruz bunu. Ama arkasından kaçmış oldu. Evet aslında. Evet, nasıl kıl payı kaçtığını görmüş olduk. Yani evet. 17-16. Bu arada son iki ıstakada birer sayı üretebildi. Tolga Hankiraz'ın biraz temposu düştü ama iki sporcunun da temposunun biraz düştüğünü söyleyebiliriz. Burada hocam savunma düşünceleri mi biraz öne çıktı? Ne oldu da o tempoyu biraz kaybettik? Evet, dediğin az önce de bahsettik. Savunmayı elden bırakmak istemiyorlar bir yandan. Çünkü iki oyuncu da yüksek seri kabiliyeti. Hat safhada evet, olan oyuncular bir yandan kolluyorlar kendilerini ama açıkçası pozisyonlarda çok elverişli kalmıyor. Bir zigzagla evet, sayıyı almak istedi Tayfun Taşdemir ama üst üste ikinci ıstakada da sayı üretemiyor. Son üç ıstakada sadece bir sayı üretebildi Tayfun Taşdemir. Bakalım devre arasına bize hangi sporcu gönderecek? 20'ye hangi sporcu önce ulaşacak? Evet, dört banttan düşünüyor. Arkası açık ama herhalde tam üzerine. Evet. Sayıyı aldı Tolga Hankiraz. Farkı ikiye çıkartıyor. Ayarlar yerinde. Evet. Şimdi muhtemelen Bricol'e gidecek. Çünkü toplu görüşte tuş ihtimali söz konusu. Evet. Uzun kısa uzun kısa uzun. Yani 5 bantlık bir rotadan sonra hedefe ulaşmayı düşünüyor. Bir Bricol geliyor. Oo, uzun kaldı. Evet. İlk önce beyaza değmesi. Sanıyorum evet, ben de onu söyleyecektim. Kırmızıya gidince, beyazı es geçince sayıyı kaçmış oluyor. Ve 7. ıstakada da Tolga Hankiraz bir sayı üretti. 3 ıstakadır bir sayı üretiyor Tolga Hankiraz.
Tayfun Taşdemir ise son 3 ıstakada sadece bir sayı üretebildi. Buradan sonra bakalım bir seri yakalayabilecek mi? Bu arada iki oyuncunun da ortalamasının 2 üzerinde olduğunu da hatırlatalım. Evet, 5 bantlık bir çözüm. Direkt düşünüyor. 7 değil, 5 bant. Evet, oldu. Tabii son ıstakalarda, son birkaç ıstakada tempo düştü ama özellikle Tayfun Taşdemir'in ilk 4 ıstakadaki performansı ve Tolga Hankiraz'ın 3. ıstakadaki performansıyla ortalama, ıstaka başına ortalama 2'nin üzerinde dediğiniz evet, yüksek bir ortalama çok olduğunu yüksek söyleyebiliriz. Dünya ortalamasında evet, üzerinde. Tayfun Taşdemir 3 ıstaka, 2 ıstaka sonra sayı almayı başardı ve şimdi... Evet, kısa, uzun, kısa, dar gelmemesi lazım açının. Evet. Bu sayı kaçıyor. Evet. 8. ıstakada bir sayı ve farkı 1'e indiriyor Tayfun Taşdemir. Bir parça dar geldi. Evet, olmadı. Yani aslında bu genele yayıldı. Bu turnuvada malum Kore Ligi'ne transfer olan oyuncularımız var. Burada şu an ter dökmüyorlar. Semih Saygıner gibi. Tabii Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Can Çapak, Birol Uymaz, Adnan Yüksel, Savaş Bulut gibi oyuncularımız şu an Kore'deler. Evet. Ama sanılır ki ligin kalitesi bu kayıplarla birlikte düşecekti. Ama hiç de öyle olmadı. Çeyrek finallerde gördük. Gayet 20'li ıstakalarda maçlar sonuçlandı. Evet. Yine 1900'ler, 2'ler gırla gitti. Havada uçuştu. Yani hala Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonası kalitesini koruyor, muhafaza ediyor. Şimdi Lütfi Çenet, Can Çapak, Semih Saygıner gibi isimleri Türkiye Şampiyonası'nda bu dönemde izleyemeyeceğiz. İzleyemiyoruz, evet. Buna üzülüyorum aslında hocam ama tabii ki sporcuların tercihi kendi gelecekleri için, kariyerleri için saygı duymak lazım. Onlara da başarılar dileriz Kore'deki maçlarında. Evet. Ve de başarılı da gidiyorlar. Birol geçen sene şampiyon olmayı başardı. Semih Saygıner bir kere şampiyon olmayı başardı. Lütfü Çenet iki kere yarı finale kaldı Güney Kore'de. Orada da hani adımızdan gururla söz ettiriyorlar. 18-18 beraberliği Tayfun Taşdemir yakaladı ve hemen masaya bakalım. Evet, bir tuş geçti. Çok bastırarak kalınca harika bir atış tekniğiyle. Yani tuştan kaçabilmek için o kadar sert vurdu. Evet, bir darbeli. Evet. 19-18 Tayfun Taşdemir bir sayı daha alırsa 20'ye ulaşacak ve sonrasında da sayıyı kaçırdığı anda ıstaka bitiminde araya gideceğiz. 5 dakikalık bir araya gideceğiz. Ve de uzun vuruş diye tabir ettiğimiz bir teknikle vurdu. Falso hiç etkisini yitirmeden gördün kaya kaya. Hedefine ulaştı. Evet, bu arada madem Türkiye'nin genel bilardo kalitesi biliyorsunuz zaten ilk 2'de gösteriliyor Güney Kore ile birlikte. Bilardo ülkesi anlamında Türkiye, Belçika'yı bile hani beşik ülkeleri bile şu an geçmiş durumda. Türkiye ile Güney Kore oyuncu sayısı itibariyle de kalite itibariyle de. Evet, şu an 2 sayı devreye gidebilecek mi bakalım. Sarıdan bir tek bant muhtemelen düşünüyor. Evet, kısa, uzun, o yuvaya sokması gerekiyor. Evet, çok başarılı değil mi? Çok, çok çok iyi bir sayı. Çok çok iyi bir sayı ve salondan da alkış alıyor bu sayı. Skoru 20'ye getirdi Tayfun Taşdemir. O kadar zor ki bu. Evet. Yani bir hattat gibi bir çizgi çekti. Kesinlikle 20-18 farkı 2'ye çıkardı Tayfun Taşdemir. Ve şimdi... Bakalım. Ve devreye kesinlikle giriyoruz. Istaka sonunda gireceğiz. Evet. Tuş bölgesinden çıktı. Evet. Evet, dediğin gibi yine yumuşak vurdu. Seri maksatlı çünkü görüyorsun. Bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Kırmızıya yöneliyor galiba. Thank you.
tuş. Oo, tuşa yakalandı. 21-18 Tayfun Taşdemir 4 sayı alıyor 9. ıstakada sevgili seyirciler. Ve 9. ıstakada 21'e ulaşıyoruz. 2 sayının, yani daha doğrusu 2'nin üzerinde bir ortalamayla sporcular oynuyor. Gayet iyi bir performans ve 5 dakikalık bir mola var. Biz bu mola esnasında konuşalım. Evet. Ben az önce bahsettin sevgili Necati, son 16'da Denizcan Akkoca'yı elediğinden Tayfun Taşdemir'in. Evet. Denizcan çok genç, henüz 21 yaşında, 2002 doğumlu ve son 16'ya kalma başarısını gerçekleştirdi. Ve yayının başında da söyledik, şu an turnuva rekoru, aynı zamanda Türkiye rekoru olmuş oldu. 23 sayı çekildi biliyorsun Tolga Han tarafından. İkinci şu an turnuvanın seri rekoru Denizcan'da. Denizcan 17 sayı çekti tek ıstakada. Ve Denizcan'dan bahsedelim bir yandan da. Deniz iki kere Avrupa bilardo şampiyonu oldu. 21 yaş altı kategorisinde 2022 ve 2023'te Avrupa şampiyonluğu, 2022'de de 22 yaş altında dünya üçüncülüğü var. Evet. Çok sempatik bir çocuk. Aynı zamanda konservatuar öğrencisi, bağlama sanatçısı ve bilardo'da da müthiş bir yeteneği var. Şu anda zaten tribünde, biraz sonra Bahar yönetmenimiz de gösterecektir mutlaka. Kendisi aslen Sinoplu ama Ankara'da okuyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Altyapıdan da gelen gençlerimiz var. Evet işte. Kadınlarda da yine çok başarılı sporcularımız var. Bir taraftan erkeklerde de aşağıdan yetişenler var. Böylelikle Türkiye'deki bilardo sevgisi de yayılıyor. Ve sevgili seyirciler, şöyle bir baktığımız zaman tabii Semih Saygıner başta olmak üzere Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Lütfi Çenet, Adnan Yüksel, Can Çapak hep böyle maçlarını anlattığımız, izlediğimiz isimler. Ve bir taraftan da kadınlarda Gülşen Degener, evet, önemli isimlerden. Güzin Müjde Karakaşlı mesela son dönemin çok başarılı genç sporcularından biri. Yükselen değerlerden. Deniz Can Akkoca da siz de söylediniz. 2019-17 yaş altında Gençler Avrupa ikincisi olarak kendini böyle bir göstermişti. Ve şu anda artık 20'li yaşlarının başında ve burada aslında büyüklerine, ustalarına kafa tutuyor. Tabii Denizcan Akkoca Tayfun Taşdemir karşısında 22 sayı da üretebildi. 40-22'lik bir skor vardı. Ve bakalım boynuz kulağa geçecek mi? İlerleyen yıllarda bunu göreceğiz. Evet. Biraz sonra mola sona erecek ve aslında binlerce sporcunun, bilardo oyuncusunun katılımlarıyla bu Türkiye şampiyonaları gerçekleşiyor. Az önce... Evet, bu salon aynı zamanda bazı uluslararası mücadelelere de ev sahipliği yapacak. Turnuvalar bize emanet ediliyor rahatlıkla, evet, biliyorsun. Haziran'da bahsettin az önce. Dünya Kupası etabı burada olacak. Efsaneler yine ülkemize gelecek Haziran'da. Geçen Şubat'ta biliyorsun deprem. Birkaç gün önce deprem gerçekleştiği için ne yazık ki turnuva iptal edilmiş oldu. Şubat'taki Ankara Ayağı Dünya Kupası'nın. 7 ayak oynanacaktı aslında Dünya Kupası. Evet. 6 ayağa düşmüş oldu bu sene. Şimdi ilkbaharda Avrupa şampiyonaları var demiştim. Mart ayında 14-15 Mart artistik milli takımlar ve ferdi şampiyonası var. 16 o burada düzenlenecek. Burada, evet, Avrupa. Avrupa. 16-17 Mart kadınlar Avrupa şampiyonası. Yine bu salonda düzenlenecek ve erkeklerde de yine başka bir ülkede Avrupa şampiyonası olacak. Ama kadınlarda Avrupa şampiyonası burada. Tabii orada Güzin katılabilir, evet, ve orada nasıl bir sonuç elde eder kendi ülkesinde, bunu merak ediyorum. Gülşen Degener aynı şekilde. 21-24 kadınlar milli takım şampiyonası 21-24 Mart, evet, arasında yine burada düzenlenecek sevgili seyirciler. Yarım dakika içinde bu arada ikinci devrede başlayacak. İlk devre performanslarına şöyle bir baktığımda Tolga Han Kiraz'ın tabii 11 sayılık seriyle en yüksek seriye ulaştığını görüyorum. Bu maçta şu ana kadar Tayfun Taşdemir'in ise 4. ıstakada 6 sayılık bir seri ürettiğini görüyorum. Ve sporcular 2'nin üzerinde ortalamayla özellikle tabii Tayfun Taşdemir 2'nin üzerinde ortalamaya çıkarak
Oyuna devam ediyor. Tolga Han Kiraz da şu anda tam iki evet. ortalamanın yine biraz üzerinde oynuyor. Önünde zor bir pozisyon söz konusu. Beyaz'ın yine o da tek bant çözümüne gidiyor. Hassas kategorilerden ama olmadı. Çok ama ufak bir savunma farklı. Düzenine geçti fark ettiysen. Evet. Evet. Tabii ki Tayfun Taşdemir'in özellikle Tolga Han Kiraz'ın da hakeza öyle tabii ki ceplerinde müthiş bir portföy var. Biliyorsun karot çözme portföyleri, evet. artistik atışlar da dahil buna. Bakalım şimdi Sarı'nın sağından bizim Viyana dediğimiz atışı mı yapacak veya ne düşünüyor? Göreceğiz biraz sonra. Ama orada tuş tehlikesi olduğu için oradan onu seçmeyecek galiba. Bakacağız. Evet. İkinci seçeneği de buydu ama burada da tuş riski vardı ve yakalandı. Kırmızıya bir temas geldi. Tayfun Taşdemir 10. ıstakada sayı alamıyor. İki sporcu da ikinci devreye ikinci devrenin ilk ıstakalarında sayı üretemediler. 3 sayılık bir fark devam ediyor maçta. Biliyorsun ki 40 saniyede süreleri var. Yani çok fazla da düşünme durumu yok. Tabii şu ana kadar ama ekstra süre alma evet, hakları henüz kullanılmadı. Kullanılmadı. Aslında böyle bir hakları fark da var. Fark ettiğim kadarıyla evet. Evet. Ama bu da hani o da stratejilerden biri. Maçın hangi diliminde o haklarını kullanacaklar? Evet. O da strateji dahilinde. Evet. Tolga Han Kiraz'dan sayı geldi. Tekrar görüyoruz. Ama ardı gelmedi. Yani ardı elverişli kalmadı diyelim. Evet. Bir hafta sonra Hollanda'ya gideceklerini söyledik. Tekrar etmek istiyorum. Las Vegas 6 etaptan oluşacak Dünya Kupası. Çok heyecanlı bir mücadele de orada devam ediyor. Tayfun Taşdemir'in galibiyetiyle sonuçlandı. Vietnam'da Ho Chi Minh'te Blondal ve Porto'da da Tran kazanmıştı. İlk 3 etaptaki durum böyle. Evet arkasına Bricole gidiyor. Uzun... Ha yok. Evet arkasından ama yok olmadı. Zor pozisyondu. Tolga Han Kiraz çözüm üretmeye çalıştı. Bunu başaramadı. 10. ıstaka bir sayı farkı 2'ye indiriyor. Sıra Tayfun Taşdemir'de. Evet, ama yine görüyorsun çok zor bir pozisyon kaldı. Burada artık stratejiler. Evet. Türlü stratejiler devreye giriyor. Yani Hollanda'dan sonra Güney Kore ve Mısır etaplarıyla Dünya Kupası tamamlanacak. Az önce sevgili Taşdemir'le görüştüğümüzde Türkiye'de bu etapların sonunda, yıl sonunda klasman şampiyonluğu, yani Dünya Kupası'nın sahibi olmak, yıl sonu sahibi olmak hiçbir oyuncumuza nasip olmadı şimdiye dek. Muhteşem bir çözüm denemesi. Evet, muhteşem bir çözüm denemesi geldi. Deneme geldi, sayı... Evet. Görüyorsun ilk önce banda gidiyor. Ondan evet. sonra uzun kısa. Tekrar dönüş ihtimal de var aslında evet, ama tabii evet. artık falso tükeniyor burada. Tükeniyor. Evet. Burada 12. ıstakada sayı gelmedi. Bu gururu ilk defa yaşayan oyuncu olmak istiyorum diyor sevgili Taşdemir. Bakalım 3 etap sonunda belli olacak. Çok harika bir çözüm geldi. Sırt efe kare dediğimiz... Farkı 1'e indiriyor Tolga Han Kiraz. Yani nispeten daha elverişli bir pozisyon var karşısında. Kalın. Evet kalın görmek istiyor. Kırmızının çıkması lazım. Evet çıktı aradan ve gayet net. Berabere 21-21. Evet. İki oyuncu da üçüncü periyoda ulaşmış. Yani üçüncü evet. onluk dilime ulaşmış oldu şu an. Hala başa baş. Evet mutlak bir sessizlik. Sadece tebeşir sesini duyuyoruz. Evet. Tolga Han'ın.
Şimdi az önce söylemiştin ya, atletiklik önemli mi diye. İşte bu tarz böyle uzanmalar, esnek pozisyon almalarda falan değil mi? Ne kadar önem kazanıyor işte. Evet. Başka bir noktayı da düşünüyor şu anda Tolga Hankiraz. Evet. Tekrar geldi o uzanışı yapacak gibi. Dediğin gibi varışı tekrar şöyle bir sağlamasını yaptı. Evet. Varış hattına baktı. Başka nokta çok doğru gördüm. Evet. 3 banttan. Oldu. Ve elverişli devam ediyor serisine. Elini nereye koyacak? Hani beyaz orada biraz engelleme yapabilir. Köprü elini yani. Ama yok, beyaza gidiyor zaten. Kırmızı. Evet, beyazdan. Kararsız mı? Biz de burada merakla izliyoruz. Evet. Daha açık bir köprü kullanıyor şu an, görüyorsun. Tuştan çıktı. Ve sayı geliyor. Evet. Dördüncü sayı 11. ıstakada üst üste ve şu anda az önce 3 sayı farkla Tayfun Taşdemir öndeydi ama şu anda Tolga Hankiraz 3 sayılık farkla üstünlüğü yakaladı. Hani 3 banttan da düşünebilirdi ama 5 banttan düşündü. Evet. Bakalım şimdi arkasına. Evet, kırmızının, evet, incecik, evet, gördü. Oradan çıktı. 4 banttan. Evet. Güzel bir sayı daha. Tabii binlerce vuruş yaptıktan sonra siz de öyle hocam. Baktığınız anda anlıyorsunuz değil mi? Yani nasıl bir vuruş yapabilir? Evet. Yani önünde zaten hani dediğin gibi sınırlı seçenek oluyor. Hı hı. Onlardan hangisine gideceğini zaten doğrultu, vücut doğrultularından da evet oradan. Evet, burada da beyazın solundan kısa, uzun, kısa gibi bir varyasyon. Dönmesi lazım. Ve döndü, evet. Evet. Kısadan döndü ve evet. Yani topun dönmesi. Turgay Orhan'ın da bu 7. finali olacak Türkiye şampiyonalarında. 2018 ve 2021'de 2 kez etap şampiyonluğu söz konusu. Saat 20'de Turgay Orhan tabii hangi rakiple karşılaşacağı, ya Tolga Hankiraz'la ya Tayfun Taşdemir'le oynayacağı final maçı da yine TRT Spor Yıldız'da sizlerle buluşacak sevgili seyirciler. Harika bir çözüm geldi yine. Kısa, üst uzun, üste 7. sayı, evet. Maçtaki en yüksek 2. seriye ulaşıyor Tolga Hankiraz. En yüksek seri de yine kendisine ait 11 sayılık seriyle şu ana kadar çok başarılı bir maç çıkartıyor. Evet, dediğin gibi çeyrek finalde İstanbul'dan Ahmet Köseoğlu'nu, sevgili Ahmet Köseoğlu, yine sevgili Vedat Yılmaz son 16'da İstanbul'lu oyuncularla kapıştı Ankaralı bir oyuncu olarak. Hı hı. Ve şimdi yine bir İstanbul oyuncu karşısında. Tabii özellikle bu arada... Evet, yine harika, yine kısa. Evet. Uzun uzun. Özellikle son 32'de Erkan Erkan Aktı'yla ki mücadelesi 40-39. Evet, yani o, çok çekişmeli maç. Evet, o Malatya bölgesinden bir oyuncu. O da çok yetenekli. Ama... özellikle Aktı'nın şöyle bir özel oyun karakteri var. Maç başlangıçlarında daha iyi oynuyor. Kıyasla, neye kıyasla? Son dönemeçlere kıyasla. Çok öndeydi açıkçası. 31-13 diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve oradan bir kısır döngüye giriyor Erkan Aktı. Ama bu fırsatı da değerlendiriyor Tolga ve maçı kazanmayı biliyor. Güzel bir brikol geliyor. Harika, harika. Ve büyük bir alkış alıyor Tolga Hankiraz. Üst üste 9. sayısı, farkı 7'ye çıkardı. Ve gerçekten öyle attı. Kırmızıyı kesip uzun banddan faydalanıp öyle beyaza ulaşmayı hedefledi. Ve zaten Tayfun Taşdemir de elini kaldırıp şıklattı. Evet, evet. Tayfun Taşdemir de rakibini tebrik etti. Evet. Bu güzel sayının ardından. Evet, yine bir ritim yakaladı, görüyorsun.
Evet. Yine 10. sayı. Bir maçta 2 kere 10 üzeri. Evet. Evet. 11 ve 10 olmuş oldu şu an. Evet. Şu anda 11. ıstakada 10. sayısı 28'e evet. ulaşıyor ve yani 3 ortalamalara doğru gidiyor. Evet. Tolga Hankiraz 3 ortalamalara doğru gidiyor. Evet. Döndü mü o yana? Burada, burada çok küçük, güzel bir düşünce. Uzun kısa uzun. Fakat tekrar görelim. Kılpayı. Evet. Çok küçük bir fark. 11. ıstakada 10 sayı. 29-21. Avantaj Tayfun Taşdemir'de. Ve sıra geldi 12. ıstakaya. Büyük tecrübe. Avantaj Tolga Hankiraz'da düzeltiyorum. Şimdi büyük tecrübe Tayfun Taşdemir nasıl bir reaksiyon gösterecek? Evet. Kalan yani, pozisyona bakalım hocam. Evet, iyi bir atak yapmış oldu sevgili Tolga. Şu an ıstakasına bakım yapıyor. Ve Tayfun Taşdemir'in karşısında çok da kolay bir pozisyon yok. Ama onun da geriden dönme dirayeti, kabiliyeti çok yüksek. Mutlaka bir karşı atak gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Nispeten artistik bir çözüme yöneldi ve muhteşem, harika bir çözüm geldi. Uzun uzun, kısa uzun varyasyonu görüyorsunuz. Yani ters açıdan. Harika. İşte hani cebinde her zaman bu oyuncuların saklı bu tarifler. Yeri geldiğinde değil mi? Masaya koyuyorlar işte. Kesinlikle her gün saatlerce antrenman yapan isimler binlerce, on binlerce vuruş yapıyor. Evet. Ve bu şekilde de işte bu güzel sayılar böyle ortaya çıkıyor. Fark şu anda 7. Ve yine ince bir görüşle hassas terazi. Ve evet sarıyı da itti şu an. Bir kısa uzun kısa varyasyonuna gidebilir. Sarının hemen solundan görüyorsun. Ekranda şimdi göreceğiz hocam. Evet, evet şu anda. Evet. Evet kısa uzun kısa dedik. Evet. Üst üste iki ıstakada sayı bulamadıktan sonra 3 sayılık bir seriye erişiyor Tayfun Taşdemir ve bu seriyi daha da büyütebilir. Farkı 5'e indirdi. Evet şimdi yani 30'un eşiğine geldi Tolga'nın. Çünkü psikolojik olarak da kritik bir eşik biliyorsun. Özellikle 30'u geçtikten sonra artık evet, tabii son viraj yani. Son dönemeç. Evet. Burada yine güzel bir çözüm. Evet, çok yerinde. Oo, dozlar harika. Türkiye Bilardo Şampiyonası 2. etap yarı finalindeyiz. Tekrar hatırlatıyorum sevgili seyirciler. Ankara Gölbaşı Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde ve burada yarı finalde Tolga Hankiraz'la Tayfun Taşdemir karşı karşıya 29-25. Tolga Hankiraz'ın üstünlüğü var şu anda. Tayfun Taşdemir beraberliği yakalamak ve tekrar üstünlüğü ele almak istiyor. Maçın başından bu yana üstünlük sürekli el değiştirdi. Tayfun Taşdemir maça çok iyi başlamıştı. Tolga Hankiraz onu yakaladı. Tayfun Taşdemir tekrar öne geçti. Tolga Hankiraz öne geçti. Ve Tayfun Taşdemir tekrar bir reaksiyon göstermeye çalışıyor. Ama burada sayı kaçıyor. Evet, zor bir pozisyon kaldı. Olmazsa savunmada kalırım. Stratejisiyle vurulmuş bir atış. Gerçekten de sarıyı öbür köşeye, diğer iki topu da masanın diğer ucuna göndermiş oldu. Evet, açıkçası bazı felsefi tartışmalar yapıldı bu Erkan Tolga maçından sonra. Hani 31-13'ten maçı kayıp mı etti yoksa Tolga'dan mı, Tolga Han mı geriden gelip kazandı? Yani ya futbolda penaltıyı kaleci mi kurtardı, atan mı kaçırdı gibi. Evet, çok enteresan tartışmalar oldu.
Ama son noktayı koyabilmek de çok önemli. Evet, çok yüksek bir atakla geliyorsunuz. Evet, iyi bir başarı. Yaklaşık 10 civarı ıstakada 30'lu sayılara varıyorsunuz. Ama ondan sonra son döneme işte bir tutukluk meydana geliyor. Tabii ve Tolga Hankiraz'ın seri üretme kapasitesi çok iyi. Mesela Tayfun Taşdemir daha şu anda maçta istikrarlı giden sporcu. Tolga Hankiraz'ın şu anda oyuna ortak olmasının tek bir sebebi var. 3. ıstakada 11 sayılık seriyi, 11. ıstakada 10 sayılık seriyi üretmesi. Bu ıstakaların dışında diğer ıstakalarda birin üzerine çıkamadığı çok ıstaka var mesela. Çok doğru bir tespit yaptın. Homojen dağıtmıyor serilerini. Evet. Ve Tolga'dan muhteşem bir çözüm geldi. Şu an tekrarı geliyor. Uzun uzun kısa Viyana Brikol dediğimiz muhteşem bir çözüm. 30-25 Tolga Hankiraz önde. Evet, dediğin gibi Tayfun Taşdemir serilerini daha homojen bir şekilde dağıtıyor, paylaştırıyor ıstakalarına. Evet, ikinci sayıda geldi. Evet, toplardan uzaklaşmıştı ama ince kesti, tekrar geri geldi. Evet. Evet, yani bu enteresan bir konu, az önceki konu. 2010'ların başlarında hatırlıyorum, efsane bilardocu Frederic Codron olsun, Murat Naci Çoklu'nun benzer karakterler sergilediğini hatırlıyorum. Çok iyi çıkışlar yakalıyorlardı 30'a kadar. Ama son dönemeçlerde bir tutukluklar yaşıyorlardı. Ama bunlar aşılamayacak problemler değil ve gerçekten çeşitli mental, psikolojik tekniklerle bunları aştılar ve geriden gelip de çokça maç kazandılar. Murat. Üçüncü sayı üst üste Tolga Hankiraz 32'ye ulaşıyor. Avantaj şu anda Tolga Hankiraz'da. Hatta bu seri performansına baktığımızda hani maçı bile bitirebilir belki. Yani sadece 8 sayı kaldı önünde. Yapmadığı şey değil. 10 sayı 11 sayı üst üste üretebilmiş bir isim olarak şu anda 8 sayı daha üretirse, yani bu maçta elde ettiği en yüksek seri olan 11 sayılık seriye tekrar ulaşabilirse maçı bitirecek. Evet. Şimdi açıkçası kırmızının sağından klasik bir atış yine. Evet, hata yapmıyor. Şu an klasik pozisyonlarda az hata yaptığını görüyoruz. Tolga Hankiraz'ın zaten 12 ıstakada 32. sayısında artık 3 ortalamaya doğru gidiyor. 36 olursa birazdan, şayet olursa. Gayet odaklı, fokus. Tempoyu da çok iyi ayarlıyor hocam. Kalan pozisyonları tabii ayarlamak adına. Evet, tekrar uzuna gitmesi lazım. Gidiyor, evet. Gayet gidiyor. Uzun ve evet, sayı geldi. Sayı geldi. 34-25. Şimdi bir sayı daha alırsa farkı çift haneye taşıyacak. Basketbol tabiriyle. Bugün basketboldan çok konuştuk. Evet. Ve bakalım farkı ona çıkarabilecek mi Tolga Hankiraz? Tekrar hatırlatıyorum, final saat 20'de yine TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak. Ve alırsa 35'e gidecek sevgili Necati. Son dönemecin son virajına giriyor şu an. 35-25. Evet. Değil mi? Son 5'e girdi şu an. Yani çektirerek çok güzel bir vuruş. Evet. Sakasını dikti, dediğin gibi çektirdi. Güzel dibine bir, doğru değil evet, mi? Çok güzel topun bir hat yakaladı. Hı-hı. Evet. Beş sayı daha üretirse Tolga Hankiraz finale yükselecek. İnce düşündü, evet. Evet, son dörde. Son dört sayı. Biliyorsun, bu Türkiye genel klasmanını az önce sıraladın. İlk iki oyuncumuz önümüzdeki sene 2024'te milli takımlarda bizi dünyada ve Avrupa'da temsil edecekler. Dolayısıyla ilk ikiye girmek çok önemli. Ben dört olarak biliyordum sevgili hocam ama. Çok doğru, dört aslında. İlk dört oyuncu milli takımı oluşturmuş oluyor ama ilk iki oyuncu maçlarda müsabakalarda. Diğerleri yedek oyuncu. Yedek gibi oyuncu olmuş oluyorlar ama milli oyuncu statüsünde dediğin gibi. Haklısın. Üçüncü, dördüncü oyuncuda. Evet. Ama özellikle ilk iki, yani o klasmanda ilk ikiye girmek olmak önemli. Puan tablosunda. Evet, çok daha önemli. Evet.
Yine bir sayı. Bu arada son 3 sayıya geldi. Evet evet, yani ıstakayı da şöyle gösterdi uzun bantta. Tayfun Taşdemir de rakibini yine tebrik etti, evet, elini kaldırarak. Açıkçası zor bir sayıydı. Çok zor bir hattı, evet, o yani. Evet. 4 bantlık bir hat. Ve top sildirme istiyor. Evet. Evet, burada tabii bu Tolga Hankiraz'ın tabii ki talebi önemli ama bir ritim yakalamışken de şimdi o tempo düşer mi acaba hocam? Ne diyorsunuz? Yani oturdu tamam ama bir tempoyu da yakalamış da aslında, kendisine bir dezavantaj olur mu bu top sildirme? Sanırım gerekti. Yani tabii şimdi, gerekmese bunu, evet, istemez. Topun hafif tozlandığını, hı-hı, pislendiğini, nemlendiğini vesaire düşünebilir. Burada daha uygun çıkışlar elde etmek için bütaj dediğimiz topların çarpışma anındaki tepkilerini, sonuçta düşünsene iki topun arasında bir toz kalsa, hı-hı, o toz çarpışma kontrolünü, evet, engelleyecek, yani hakimiyetlerini düşürecek. Evet. Şimdi kırmızının soluna yöneldi. Evet, uzun düşünmüş. Evet, 5 bant tuşu atlatamadı. Evet, ve hata yapmış oldu. Burada bir hata geldi dediğin gibi sevgili Necati. Sen bunu sezdin sanki. Evet. Yani tabii alabilirdi sayıyı. Evet. Tabii gerekmese, tabii ki böyle bir, evet, durum gerekmese de istemezdi haliyle. Dediğiniz de doğru hocam ama, evet, 37-25 büyük bir avantaj. 12 sayılık bir avantaj. Kalan pozisyon tabii Tayfun Taşdemir için çok önemli. Evet. Mutlaka seri ve çok yüksek seri yakalaması, evet, lazım. Tayfun Taşdemir şu an birinci sayı geliyor sanırım. Geliyor mu? Hayır hocam. Geldi. Oo, kaçtı, evet, diyecektim, evet, ama kamera açısı, evet, ben tabii ekrandan bazen, evet, monitörden bakıyorum. Ama açı beni yanılttı. Haklısın, kontrpiyede bıraktı bizi. Evet. Ama aldı. Şunu hatırlatalım. İstanbul finaliydi sanırım. Gökhan Salman'la bir mücadelesi vardı. Gökhan Salman artık sonlara gelmişti. O 40'lara çok yakındı ve Tayfun Taşdemir 19'du. Oradan 21 çekip maçı kazanmıştı. Evet. Şu an 15 çekmesi gerekiyor. Hı hı. Bu olasılık şu an söz konusu. Ve biri gitti. 14 kaldı. Evet. 2. Tabii 15 çekerse de istatistiksel olarak 3'ün üzerinde bir ortalamayla çok, maçı kazanmış olacak. Çok doğru. Şu anda 1 saati geride bıraktık karşılaşmada. Evet, şimdi kırmızının banda çok yakın bir pozisyon alması İşini biraz zorlaştıracak ama görüyorsun kırmızı değil mi? Neredeyse yapışık gibi. Yapışık, evet. O biraz elverişsiz ama göreceğiz şimdi. Tabii biraz kırmızı bu tarafta olsa sayıyı da büyütecek. Tabii, çok doğru. Zikzak mı? Yok, sarının, evet, kısa uzun kısa varyasyonu. Ama yok. Evet hocam, dediğimiz gibi oldu. Yani kırmızı, evet, biraz bu tarafta olsaydı, tabii, o uzun banttan seken top gelecekti. Evet. Tayfun Taşdemir 2 sayı üretebildi, evet, 13. ıstakada. Evet. Hani big ball dediğimiz sayı büyüyecekti, evet, yani. Evet, evet, evet. Şimdi Tolga Hankiraz'ın üst üste 3 sayı bulması halinde maçı kazanacağını ve Türkiye Şampiyonası ikinci etabında finale yükseleceğini, Turgay Orhan rakibi olacağını tekrar hatırlatayım. Evet. Çünkü şayet Tayfun Taşdemir yenerse, Turgay zaten hali hazırda finale çıkmış oluyor. Oo, yine bir tuş hatası geldi. Yine de elverişli pozisyon bırakarak hem de. Evet. Bu arada son iki ıstakada tam 18 sayı Tolgahan Kiraz çekti. Ama 13. ıstakada sayı üretemedi. Evet. Şu an tabii Turgay iki kere finale kaldığı için, hı-hı, çok avantajlı bir puan sıralamasında, evet, değil mi? Evet. Türkiye Şampiyonası. Konum elde etti. Tayfun Taşdemir de tekrar finale kalarak, ki zaten finale kalmanın ötesinde ilk etabın galibi de oldu. Evet. Finali de kazanarak 600 puanı var şu an. Şu an puan savaşı da veriyor oyuncular tabii ki. Yani o dördüncü etapta şampiyon olsanız bile o önemli değil. Yani puan tablosuna bakılıyor, tabii, değil mi hocam? En son, tabii. Türkiye çok Şampiyonası, doğru, hani milli takıma gidecek sporcular için. Çok doğru. O puan tablosunda ilk ikide olmak, evet, çok önemli. Her etaptaki puan sayısı eşit çünkü. Evet. Kazanabileceğiniz puanlar eşit, evet. Şimdi ne yapıyor?
Evet. Bastırarak tuş odaya kalandı. Biraz da kalın gördü hocam. Evet. Tuştan kaçamadı Tayfun Taşdemir. Bir sayı üretiyor 14. ıstakada. Açıkçası göreceğiz şimdi. Tepe açısını sevgili yönetmenimiz gösterecektir. Tayfun Taşdemir bir parça üzüldü, gördün mü? İstediği olmadı. Hani olsa seri de kalacaktı. Tuştan kaçabilmek için ne yapmalıydı? Daha mı düşük tempolu vurmalıydı acaba topa ya da... Dediğin gibi yani kalınlık ayarıyla da ilgili olabilir ama belki klepsi daha çok, belki daha kuvvetli, yani çektirmesini daha kuvvetli yapabilirdi. Şimdi artistik bir vuruşa gidiyor. Gördün. Sır tepe kare, evet. Ama çok döndü. Ama olsaydı da tabii bu maçın en güzel, değil mi, sayılarından biri olacaktı. Evet. Başka çözüm yok muydu hocam? Yani bunu denemesi... Evet. Yani şimdi sarının sağından ince görüş zorluğu çok fazlaydı. O yüzden kırmızıya... Ya zaten yoktu. İnce görüş imkanı yoktu. Sevgili ihtimali. Hocam... Kırmızıya gitti. Hani kendimi ön plana çıkarmak adına bunu söylemiyorum ama... Hani top sildirdikten sonra... 3 vuruşta da sayı alamadı. Ya evet. Tolga Hankiraz. Evet. Yani etkiledi mi acaba diyorum. Ya bir meşhum bir durum var şu an. Evet. Yani bir uğursuz bir durum var yani. Ya evet. İşimiz totemlerle değil ama dediğin yanlış değil yani. Ama sükunetini hala koruyor. Evet, evet. İki oyuncu da kontrollerini yitirmeyen oyuncular. Zaten son dönem eşitlerdeki başarıları bence en çok da buna bağlı. Rahat kaldı diyeceğim ama kaçıyor mu? Hayır, oldu. Bu arada Tayfun Taşdemir de o psikolojik eşiği bir anlamda geçti. 30'u geçti. Evet. Ve artık biraz tabii birkaç sayı daha alırsa hemen gözlerimi Tolga Hankiraz'a çevireceğim. O da baskı altına girecektir diye tahmin ediyorum. Ya kesinlikle. Gerçekten kaliteli bir maç izlediğimizi ama söyleyebiliriz. Evet. Ne iyi ki çok şanslıyız şu an. Evet. Yani iş artık Çelik şarkısına döndü. Tek soluksuz, hiç nefessiz. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Geldi sayı, evet. İşte zor. Yani son dönem eşleri iyi oynadığından bahsettik. Hı-hı. Tolga Han'ın. Evet, ama iyi oyun periyodunu bu sefer başlara kaydırdı. Sonlarda birkaç hata geldi. İki tuş hatası geldi aslında. İki tane üst üste. Ya zor. Bilardo kolay bir oyun olduğunu kimse söylemiyor zaten. Evet. Fark 6 sayı. Buradan sarının solundan mı çıkıyor hocam? Bir 5 bant mı acaba? Sarıyı görüyor mu? Evet, görüyor dediğin gibi. Evet. Sağından vurdu ve... Arkası boş yalnız sevgili Necati. Oldu ama hocam. Yok, oldu. 32 fark 5'e hani iniyor. Demin tuşlattı, tartıştık niye kaçırdı diye. Bu sefer o dengeleri çok güzel yaptı. Hem kalınlık hem klaps, yani çektirme dediğimiz denge, değil mi? Evet, evet. Bu da evet. Her şey kıvamındaydı. Ve açıldı. Şu an artık Tayfun Taşdemir bitirmek istiyor. Hani bir şans daha vermek istemiyor. O riski almak istemiyor. Tempoyu yakaladı. Son 7 sayısı. Çünkü Tolga'nın önünde 3 sayı var. Kırmızı biraz banda yapışık yine hocam. Evet. Ama o sarının solundan 3 banda yönelecek. Direkt uzun banttan kırmızıyı mı düşünecek? Evet, evet. Direkt. Üstüne doğru. Evet. Tuş yok. Bu sayıyı da alıyor. Evet. 6 sayı. Zaten 4. ıstakada da çektiği 6 sayı en yüksek serisiydi Tayfun Taşdemir'in. Yine 6 sayılık bir seri üretiyor. Şimdi skoru 37-34'e getirdi ve farkı da 3'e indirdi.
Bakalım, 12 sayılık bir seri gerekiyordu kendisine. 12 sayılık seriyi üretirse hem maçtaki en yüksek seriyi yakalamış olacak hem de maçı kazanmış olacak. 9 sayı geriden gelerek maçı kazanmış olacak Tayfun Taşdemir. Hatta bir arada fark 10 sayıya kadar yükselmişti, onu da ifade edeyim. Fark eriyor dediğin gibi. Evet. Hocam burada sorum size şu. Hani biraz çok köşede beyaz top istediği vuruşu yapabilmesi için bir dezavantaj oluşturur mu Tayfun Taşdemir için? Kesinlikle evet, neredeyse yapışık bir durumda. O bir atış zorluğu dediğimiz bir durum peşinen söz konusu zaten ve pozisyon da zor. Evet. Ve de iki top da köşegen, hani diagonal bir şekilde neredeyse şu an karşısında yani. Evet. Evet ama sarıya sanki bir göz erişimi var mı? Yok, kırmızıya gitmiş. Evet, yine böyle eksantrik. Kısadan dönüşü sayı mı acaba, evet, evet, diyorum ama falso yeterli mi? Oo, evet, evet, harika, evet. Harika, harikulade. Evet, Tolga Hankiraz da bu sayının hakkını teslim ediyor. Muhteşem bir sayı. Evet ve maçın bu anında kreativitesi muhteşem. Yaratıcılık yüksek. Ya bir zaten tekrarda da gördük. O hattı yakalamak. Fark 2'ye indi. Tayfun Taşdemir şu ana kadar ki en yüksek serisine ulaştı. 7 sayılık seri ki maçın en kritik bölümünde bu seriyi yakaladı. İşte bu mental bir kondisyonla da alakalı. Yani bu erişilen bir seviye bu. Ama hocam bu. Şimdi kısadan dönüşü evet olmayacak. Kaçıyor, kaçıyor. Evet. Ama yine de bu periyotta 7 sayılık seri hem de gerideyken. Evet. Değil mi? Yani oyuncuların hem teknik anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekirken aynı zamanda psikolojik çalışmalar yaparak da dayanıklılıklarını, mental dayanıklılıklarını arttırmaları gerekiyor. Ama hocam şöyle bir şey, Tayfun Taşdemir 2002 hatta 2001-2002 hatta 2002'den beri dünyada ve Avrupa'da sayısız madalya alan, kupa alan bir isim. Yani mesela 2002 Avrupa Kupası üçüncüsü, 2002 Milli Takımlar Dünya üçüncüsü. Evet. Oralardan gelen 20 sene, yaklaşık 30 senelik bir tecrübe, çok önemli bir tecrübe. Evet. 2000 yılında başladı bilardo ve çok harika bir çözüm muhteşem, geldi. Muhteşem. Evet. Yani o nedenle Tayfun Taşdemir'in de bu mental dayanıklılığı çok da sürpriz değildi ama şimdi de tabii Tolga Hankiraz'ın sadece 2 sayıya ihtiyacı var. Onun da hakkını teslim edelim. Bu güzel bir ikolle maçın bu bölümünde iyi bir yanıt vermiş oldu Tayfun Taşdemir. Veya şöyle ifade edelim. Zoru kolay gösteriyorlar bize. Evet, evet. Kesinlikle. Evet ama Tolga'nın da az önce o seri boyunca kendisini motive etti tekrar. Evet ve evet. Ve şimdi maç sayısı. Geldi. 39'a ulaştı Tolga Hankiraz. Bir sayı daha alırsa Türkiye Bilardo Şampiyonası ikinci etabında Ankara'da finalde Turgay Orhan rakibi olacak Tolga Hankiraz. Hemen dönelim masaya ve kalan pozisyona bakalım. Hocam? Valla hani elverişli bir pozisyon söz konusu şu an. Beyaza gidecek gibi. Beyazın solundan bir 5 bantlık bir tura çıkacak mı? Yoksa kırmızıda da var gözü. Kırmızıda karar kıldı. Evet. Evet. Dönüşü, sanki oluyor. Dönüşü. Oo. Oh. Tuşun da yardımıyla. Tuşun da yardımıyla. Tolga Hankiraz 40-35 kazanıyor. 40-35 kazanıyor. Tolga Hankiraz ve adını Türkiye Bilardo Şampiyonası ikinci etabında sevgili seyirciler finale yazdırıyor. Muhabir arkadaşım Kerem Baki de şimdi röportaj için hazırlıklarını yapıyor. 40-35'lik bir tabii skor. Hemen 16 ıstakada bunu elde etti sevgili seyirciler. 2.5 ortalama. Net bir ortalama. Tam 2.5 ortalamayla maçı bitiriyor Tolga Hankiraz. Hocam 2022'nin Dünya Şampiyonası'ndaki galibini yenmeyi başardı. 3 kez Dünya Kupası title'ı var biliyorsun. Şampiyonluğu var. Tabii Güney Kore'de, büyük bir başarı. Güney Kore'de dünya şampiyonu olmuştu. Evet. Tayfun Taşdemir ve Las Vegas'ta da bu sene, söyledik. Evet. Bu sene içinde Dünya Kupası etabı galibiyeti var. 2023 Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğu var. Yani say say bitmez. Böyle bir oyuncuyu da 11 sayılık seriler, 10 sayılık seriler üreterek ve bir ara krize de girdiği zaman yani 10 sayılık seri bir anda
Eridi 2 sayıya 3 sayıya kadar indi ama buna rağmen son atışlarda hata yapmadı ve maçı 40-35 kazandı Tolga Hankiraz. Maç içerisinde çok güzel bir trafik izledik, dinamik izledik. Gitti geldi maç iki taraf arasında. Harika bir seyir oldu bizim için. Kerem Baki'nin röportaj hazırlıkları bu arada devam ediyor. Muhabir arkadaşım bizde o güzel sayıyı. Hocam tuş olmasa bitmez miydi maç? Ya evet hani... biraz şans da yardım etti. Tuş riski var demiştik zaten o pozisyonda. Evet. Ama ısrarla değil mi? Hani tuş olmasa sanki arkadan kaçacaktı sayı ama tuş yardım etti gibi geldi bana. Bir daha da görürüz ama sanki tuş olmasa da oluyor gibiydi. Bir ama daha sonuçta... görebilir miyiz sevgili yönetmenimizden rica etsek? O maçı kazanan, maçı kazandıran sayıyı Baha Şahin. Evet tekrar ekrana geliyor. Bakalım hocam hani tuş olmasa... yine oluyormuş. Olacak evet. Yine oluyormuş. O hattı yakalamış evet. Evet yine oluyormuş. Ama sonuçta tuşla oldu. Küçük bir şans yardımıyla ama emeğinin hakkıyla gayet başarılı bir oyun sonunda. Zaten demin de söyledin 16 sakada bitti maç. İlk etabın galibiydi Tayfun Taşdemir. Evet. Burada yarı finalde eleniyor Tayfun Taşdemir ama finali Tolga Hankiraz ilk etabın galibini kazanarak elde ediyor. Bu arada Kerem Baki'nin sesi mi bize ulaşıyor? Kerem Baki hazır. Provalarını yaptı. Yanında Tolga Hankiraz var. Evet, ikinci etabın iki finalistiyle bir aradayız. İsterseniz sıcak maçın galibiyle hemen başlayalım. Tolga Hankiraz. Deneyimli bir rakip. Formda olduğunda bir turnuva. Nasıl geçti maç? Yani sadece deneyimli demek yetmez Tayfun abiye. Benim örnek aldığım dünyadaki 1-2 oyuncudan bir tanesi. Yani, sadece bana değil tüm genç bilardoculara önderlik yapan, önümüzde bizim onu takip ettiğimiz örnek bir sporcu. Onunla oynamak çok zor. Yani belki böyle kazanılabilirdi. Son sayı hani şanslı kazandım ama istemezdim. Tabii oyunda var bu. Kontrolden bazen çıkıyor. Mutluyum. Finale kaldığım için ayrı mutluyum. Dünyanın en iyi sporcularından benim de her şeyiyle örnek aldığım bir oyuncuya galip gelmek daha mutluluk veriyor. Ama o bizim ustamız, o bizim abimiz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Mutluyum. Finale de tabii kısa bir süre kaldı. Şimdi bir diğer zor rakip var karşıda. Evet. Kısaca onunla ilgili de bir şeyler söylersin. Şimdi biraz önce gördüm. Ben ailemle gelirim genelde turnuvalara. Bu sefer Turgay benim şeyimi, koruma şeyimi yapmış. O da ailesiyle gelmiş. Çocuğun eşini gördüm. İyi olan kazanacak. O da benim kardeşim. O da çok istiyor. Ben de çok istiyorum. Çünkü milli takım çok kıymetli artık. Yurt dışındaki turnuvalarımız minimum 7 tane Dünya Kupası'na gidiyoruz. O da ben de takip ediyoruz. Çok masraflı. O yüzden milli takım onun için de kıymetli. Benim için de kıymetli. Ben gönülden her zaman şunu söylüyorum. Emek verip çalışan herkese Allah nasip etsin yani. Bilardo başarı kısa vadede gelmeyebiliyor bazen. Uzun vadede geliyor. Şanssızlıklar oluyor, talihsizlikler oluyor. Turgay da yaşamıştır bunu. Ama uzun vadede çalışan, emek veren kazanıyor. Ben bunu gördüm yani. Çok teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ederiz. Sevgili Turgay. Final maçı öncesi çok formda bir rakip. Dün rekor kırmış, bugün yüksek seriler inşa etmiş bir rakip. Ama sen de çok iyi bir yarı final maçı çıkardın. Neler söylersin, neler bekliyorsun? Öncelikle bu maçı oynayan Tayfun Taşdemir ve Tolga Hankiraz'ı kutluyorum. Çok güzel bir maçtı. Seyri keyfi yüksek bir maçtı. İnşallah akşamki maçta gayet güzel, aynı keyifle izler izleyiciler. Ben de elimden geleni yapacağım kazanmak için. Dediği gibi milli takım için çok önemli bir turnuva. İyi olan kazansın. Çok teşekkür ederiz. Akşam için de başarılar dileriz. Söz tekrar senden Necat. Teşekkürler Kerem Baki. Sevgili seyirciler, iki sporcu da hedeflerini milli takım olarak koymuş ve gayet iddialılar. Turgay Orak ve Tolga Hankiraz akşam saat 20'de TRT Spor Yıldız ekranlarında Türkiye Bilardo Şampiyonası ikinci etabının galibi olmak için final maçında mücadele edecek ve canlı yayınlayacağız. Rıfat Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz saat 20'de. Sevgili seyirciler akşam 8'de sizi yine buraya bu ekranlara bekliyoruz. Ben Necati Telli, şimdilik hoşça kalın diyorum.